çok oldu. Allah aşkına bunlar ne? Hamur yoğuruyorsun, ojeleri de var. Oje yok benim tırnaklarımda. Ne o ne? Bak. Ay hayret bir şeysiniz. Yemek yarışmasına geliyor, pardon, oje değil diyor. Un ekleyebiliyor muyuz hamurumuza? Sadece şey ekleyebiliyorsun. Şuna o da azıcık hani şey olmasın bak, diye. Bak Elif tecrübeli eksiklerden sana yardımcı olsun. Ama birazcık koydum. Aşk şimdi. Olsun Gizem, yine mi ben ya? Yine mi ben ya? Yardımcı ol. Bu arada söyledim. Nurcan, Gizem seninle hiç uğraşmadı biliyor musun? Uğraşsa artık sen ne olurdun bilmiyorum. Valla bilmiyorum, bence biraz uğraştılar ve ben... Sen ne oldun ki Elif? Bugün ne yani... Oldun? Benimle uğraştığı için sürekli eksik yaptım. Ay. Yo, yeniden yumurtam. Ah yavrum ya, kızım ama ya. Onunla onu halledecek inşallah. Ama orada daha yoğurması lazım, orada halledemez bak, ki. Demek ki kasın hani içine koyacak onu yoğuracak ki. Gülcan Hanım diyoruz ki şurada işte 10 senelik gelin ikisi demek ki evet, yani bu ona geldi yani. Ay o kadar mı cıvık olmuş hamur, o kadar mı kötü olmuş? Yapamamışlar hamurunu. Yapamamış mı? Ay yapamamış. Ya bir çay bardağının nesini anlamıyorsunuz? Bir çay bardağı koydum çok sert oldu güzelim ya. Anlamıyorsunuz derken ben anladım İlaycığım. Anlamıyorsunuz. Benimki cıvık da olmadı. Ya sevgili... O masaya da her gelip yapamayan gelin diyor ki yok bilmem ne Gizem beni kandırdı. Gizemciğim baksana, yok Aysun'un masası. Uğur getirsin öyle arkadaşı. Elif'i göremiyorum. Şu dünkü gibi öpebilirsin de. Şu tarafa koyabilir misin onu? Elif'i göremiyorum. Şöyle sana arkadan baksın. Aysun'cum hoş geldin güzelim. Nasılsın? Gel tatlım birlikte yapalım gel. Allah'ım bu Aysun ne kadar dert oldu bu insanlara. Nurcan ne kadar çok uğraşıyor Aysun'la. Neden? Çünkü biliyor. Asıl masanın sahibi Aysun. Nurcan gidecek, Aysun gelecek. Nurcan şeyden çekiliyor Nurcan, herhalde. Bak, yarışma Nurcan. Bıraktı. Birazcık onunla bununla uğraşıyor şimdi. Kızım senin evet, hamurun geçmiş. Şeyini. Kurtarsana kendini. Bileziğin bir tanesini istiyorum. Geri kalanı ona kalsın diyorum. Her beş aldıkça mı Muazzez Hanım? Evet, evet. Küçük altından onun daha çok. Onlar da ona kalsın istiyorum. Çünkü o kadar çok alışveriş yapıyor ki. Yani ancak ona yeter. Yaklaşık bir ayda mesela ne kadar bütçe harcıyor acaba? Vallahi kendi hani alışverişleri için şöyle bir beşi falan geçer. Yani fazla da olabilir. Çünkü çift çift alıyor. Mesela çocuklarına sene için yani seneye yine bunu giyer. Yine Geniz. Giyer diye sürekli alıyor. Çok masraflı o zaman. Yani benim sülalemde biliyorum bu kadar alışveriş. Almanın sonu yok diyorum. Bu mobilya da giriyor bunun içine. Bunu alır beğenmez. Tekrar değiştirir ve sürekli böyle devam ediyor. Aynı şekilde birlikte aldığımız koltuklar var. Benim yazlıkta 3 yıl oldu. O değiştirdi. Ve akabinde aldı tekrardan değiştirdi. Yani sorun yaşamak istemiyorum. Çünkü üzülüyorum. Çünkü ondan kavga edersem oğluma da yansıyacak. Evet, mutsuz evet, olacağız. Evet. En güzeli Muazzez sus diyorum. Sus. Evet. Belki çalışsa bu kadar alışveriş yapmaz. Muazzez Hanım gelininin çok fazla harcadığını, 5000 TL harcadığını falan bahsetti de bana pek inandırıcı gelmedi. 5000 TL harcayan bir gelinin burada ne işi var? Gülcan teyzeciğim yine sana hak vereceğim, bana kızacak. Seni. Ben ay zaten sen Gülcan teyzene yani hak vermesen hatırım kalır Gizem. Bir şey Nurcancığım, ben gerçekten 5000 harcıyor ona musun? Ona katılmıyorum yani. Çünkü durumu iyi olan da buraya katılabilir. İyi olma. Burası bir yarışma. Hayır, evet altın durum, için gel. Durumla alakalı geliyorsun değil yani ama. O an ihtiyaçtır alırım. Hayır almam. Bir şey söyleyeceğim. Her ay 5000 liralık. Bence ama biraz hani yani senin israfa geçmiş. Yani şu anda günümüzde her şeyin fiyatları da yüksek. Artık aynen ucuz bir şey yok. İnşallah. Özellikle bu pandemi döneminden sonra. Ama ayda sonra... 5000 de çok fazla be canım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 5000 lirayla bir ay geçiniyorum be. Sen 2 ay geçindirirsin İlayda. Seni çok iyi biliyoruz. Kayınvalidem şurada haklı. Vallahi eğer çalışıyor olsam bence bu kadar harcamam. 5000 lira ne ya? Yani ben şu anda çocuk okuturum. İki tane asgari ücret parası yemin ederim. Kıyafeti, kılık kıyafeti. Mobilyanı niye o kadar çok kızlar, değiştiriyorsun? Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Devir zaten bu kadar para harcama devri değil bence artık. Bence de. Birazcık kemerleri sıkman gerekiyor. Nedeni illaki bir şey oluyor yani. Ya kumaşında bir problem oluyor. Bu sefer mobilyacılar kabul etmiyorlar hatalarını. Ve sonuçta iki tane çocuk var evde. Yıpranma payını da düşünün. Yani artık çocuklara onu yapma bunu yapma demiyor. Ay hepimiz evde büyüdük yani hiç yani, de yıpranmadı. Ya sen annen... kendini niye şimdiki çocuklarla kıyaslıyor? Şu an çocuklar bilgisayar
çağı yani hepsinin aklı çok farklı çalışıyor. Ben asla kendi çocuklarımı kendi dönemim gibi düşünmüyorum yani. Elif eviniz büyük mü? Evim büyük 4+1 200 metrekare evim. Oo. Bayağı büyük. Yani Elif kusura bakma da şey Elif demişim. Nurcan kusura bakma ama valla o 5000 lirayı sadece alışverişe veriyorsan en kötü kişinin yanında söyledin. Yani böyle bir şey olamaz ya. İlayda ölür harcamaz. Harcamam tabii. Ya yazık annem değil onu mi? Dolaylı sabah yoldan söylemiş ama yani o alışveriş içinde hep her şey var. Çocukların mont işte giyimleri, kuşamları. Ama kayınvaliden öyle bir söylemiş ki hepsi toplam öyle yani. Öyle bir söylemiş ki sanki sen hayır, sadece tek kendime, başına bu parayı harcıyormuşsun gibi. Değil. Sonuçta bir şey söyleyeceğim, eşime, çocuklarıma, herkese tamam, bir şeyler alıyorum. Tamam bir es verir misin? Muazzez teyze dedi ki bence de haklı çünkü çalışmayan bilemez. Bence de Muazzez teyzeye katılıyorum. Sen kendin çalışsaydın, kazansaydın eğer böyle yap bu kadar ben harcayamazdım. Ben çalışıyor diye biliyorum. Çalışmıyor muydun sen? Ben daha önce çalışıyordum. Çocuklardan sonra çalışmıyorum. Tamam. Şu yani anda evdeyim ama ona ben de katılıyorum. Yani düşünüyorum. Şu an çalışıyor olsam çalışma hayatında bu kadar çok telefona bakma, internete bakma gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi evde boş zamanlarında... Bence alakası yok. Çalışıyor olsan her gün işe gideceksin. Her gün farklı kıyafet giyeceksin. İhtiyacın olabilir. Ama şu an evdesin. Hayır çocuk ya, çocuk bakıyorsun. Evime çok harcama. Evime çok harcama. 5 milyar ne yani? Bence şimdi... genelde sen çocuklarını harcıyorsun. Elif sen de diyorsun ki bu devirde işte para harcamama devri falan diyorsun. Evet. Bunu her şeyi marka olan Elif mi söylüyor? Bu devirde diyorum ama. Belki ben hepsini ya önceden anda, aldım. Hani marka ya. Olmuş olması değil. Markasız kıvırma. Şeyler de pahalı. Artık ucuz bir şey yok ki yani. O kanıda evet yani ben biraz takıntılı olduğum için yani o şeyimi bir türlü yenemiyorum. Arkadaşlar ben söylüyorum siz hiçbiriniz çalışmıyorsunuz. Har vurup harman savuruyorsunuz. Eşinize de acımıyorsunuz herhalde. Yani eşlerinizi işe gönderip bu kadar para harcamak ne demek ya? Marka, giyim yok şöyle lüksüm olsun. Geleceğiniz için de yatırım yapın yani hepimizin çocukları olacak. Tamam ben bekarken de böyleydim şimdi de böyleyim ama eşim belki çocuğum zaten. Olunca değişebilir ben yani. Ben evdeki çocuklarımla evimle alakalı şeyler yapıyorum. Evini çok merak ediyorum. Helali nasıl hoş olsun yaptıklarım aldıklarım her şey sonuçta çocuklarım için ailem için. Gizem'den Nurcan'a diyorum ki nasıl bir evim var? Nasıl bir evim var? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben şunu anlamıyorum ya. Helali hoş olsun çocuklarım için. Senin çocuklarına sen bir tane kanepe verirsen onda da büyürler. En güzel lüks koltuklarda oturtursan onda da otururlar. Nasıl alıştırırsan öyle gider. Ne alakası ya, var? Ya nasıl alıştırırsan orası da doğru da. Belki ben de seviyorum değişikliği ha, almayı. Onu söyle. Mesela benim kızımda 6 tane bebek arabası vardı. Yani İnanmıyorum. Bu yalan değil. Bir de müsrif değilim diyor. Ay ben inanamıyorum. 6 tane bebek arabası ayol 6 tane. Nasıl müsrif değil? Kızlar merhaba. Burası benim misafir odam. Böyle 2 tane çok tatlı pembiş berjer takımım var burada. Böyle altın sarısı varak çok seviyorum ben. Evim benim 4+1 200 metrekare bir evim var. Burada duvar vardı. Ben onu kırdırıp böyle iki odayı birleştirdim. Daha ferah oldu. Oturma odamda söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu odayı birleştirmiştim. Odayı açmıştık. Bu şekilde daha ferah olduğuna inanıyorum. Burası benim mutfağım. Ben mutfağımı çok seviyorum. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu tarafım yoktu. Buradaki dolapları yeni yaptırdım. Çünkü çok malzemem var benim. Kahve içmeyi çok seviyorum değişik fincanlarla. Bu tarafı böyle balkonu içeri aldırdım. Aslında burası da bir balkondu. Ben bu şekilde yaptırdım. Dediğim gibi kahve içmeyi çok seviyorum. Burada kahve makinelerim var. Gözüm gibi baktığım. Burası benim yatak odam. Evlendiğimden beri yatak odam aynı. Değiştirme ihtiyacı hiç hissetmedim. Yani şu anda bize yeterli. Çantalarımın bazılarını göstermek istedim sadece size. Koyacak yerim yok. Bunları o kadar uğraştım ki bunları bu şekilde getirmek için. Çok isterdim böyle güzel kocaman giysi odam olsun. Hepsini tek tek dolaplara yerleştireyim ama maalesef. Senin bir dolabı